Bir pazar günü oğlu gelir babanın yanına. Baba, bugün pazar, söz vermiştin parka gidecektir. Hatırlar baba verdiği sözü, ama evden dışarı çıkmak istememektedir. Bir bahane bulmalıdır mutlaka. Elindeki gazete o gün okurlarına bir dünya haritası hediye etmiştir. Adam dünya haritasını alır, parça parça eder, oğlunun önüne koyar. Oğlum, git odana, bu dünya haritasını düzelt, söz seni parka götüreceğim der. Çocuk, nereden bilsin dünya haritasını nasıl olsa yapamaz diye düşünür. Çocuk odasına koşar. 5 dakika sonra çığlık çığlığa bağırır. Baba, bitti gel der. Baba varır odaya, bakar dünya haritası çocuğun yatağının üzerinde, bütün parçaları doğru yerleştirilmiş bir şekilde orta yerde duruyor. Çocuk da başında, hadi baba tut sözünü, götür beni parka der. Oğlum, dur hele, bunu nasıl yaptın kısa zaman içerisinde? Çok kolaydı baba. Verdiğin dünya haritasının tam ortasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzeltince dünya kendiliğinden düzeldi. İnsan düzelince dünya da düzeldi. Bu kıssadan bir hisse çıkarmak gerekirse, aslında dünya var olduğundan beri güzel, her şeyiyle güzel, mükemmel, yaratan en güzel şekilde yaratmış. Eksik yok, kusur yok, hata yok. Her şey mükemmel. Fetebârekallâhu ahsenul hâlikîn. Her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı yücedir. Çirkin ve kötü, eksik ve kusur kavramı biz insanlar sayesinde girdi dünyanın içine. Zahar el fesadu fil berri vel bahr bima kesebet eydin nas. İnsanların ellerinin kazandıklarından dolayı karada, denizde fesat çıktı. Bakıyorsun, denizden çalıyor insan. Dereden, dere yatağından çalıyor, yeşilden çalıyor ve böylece denge bozulmaya başlıyor. لِيُذِقَمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Yeryüzünde bütün bunlar olup bittiğinde yüce yaradan yapıp ettiklerimizden dolayı bazılarını bize tattırıyor. Bazı yanlışlarımızı bize hatırlatıyor. Belki döneriz diye, belki aklederiz diye. Yeryüzünde iyiliğin ve kötülüğün kaynağı insandır, insan. İnsan bozulursa alem bozulur, düzen bozulur, dünya bozulur. İnsan ne kadar bozulursa kainattaki işleyiş o kadar bozulur. İnsan ne kadar düzelirse kainattaki işleyiş o kadar düzelir. Çünkü insan kainatın prototipidir, yani örnektir, yani modeldir. وَلَا تُفْسِدُ فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا. Yeryüzü düzene konduktan sonra fitne fesat çıkarıp bozgunculuk yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Ve la tufsidu, bozmayın diyor Allah. Korunmuş kuralı bozmayın, korunmuş düzeni bozmayın. Ama insanoğlu bozdu. Bu ayeti kerimeyi İyice düşünmek zorundayız, tefekkür etmek zorundayız. Çünkü bu ayet şu fani alemin düzgün bir şekilde yaratıldığını, her şeyin yerli yerince yaratıldığını ve mükemmel bir ahengin olduğunu bizlere bildirmektedir. Zira yüce Rabbimiz وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Her şeyde bir ölçü var. Ayda, güneşte, gezegenlerde, hülasa bütün bir alemde bir düzen var, bir güzellik var. İşte bu düzeni, bu gidişatı hikmet-i ilahi insan bozdu, insan.
ve hepimizin lisanında, hepimizin ortak cümlesi şudur ki, gidişatın iyi olmadığından dem vuruyoruz, yakınıyoruz, sızlanıyoruz, feryat ediyoruz ve dünyanın bozulduğunu söylüyoruz. Halbuki bozulan dünya değildi, bozulan bizdik biz. İnsan bozulunca her şey bozuldu. Dünya o hep olduğu gibi kalmak istedi. Dağı, bayırı, çayırı, ormanı, denizi, biz ısrarla tükettik her şeyi. Yeşilini tükettik, denizini kirlettik, düzeni bozduk. Menfaatlarımız, çıkarlarımız, arzularımız, egolarımız her şeyin önünde geldi. Sonunda bozduk dünyayı, sonunda bozduk düzeni. Dünyayı açgözlülük, gaddarlık, adaletsizlik ve şuursuzluk yaşanmaz hale getirdi. Şu koca dünyaya bir sığışamadık. Bir sığışamadık şu koca dünyaya. Bir geçinemedik. İnsan insanın kurdu oldu. İnsan zalim oldu. Dünya mazlumların çığlıklarıyla doldu. Her taraf kan, gözyaşı, inilti, feryat, fikan. Yerinden yurdundan olan mazlumlar, çaresizler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar. Sizi Allah'a şikayet edeceğim diye feryat edenlerin çığlıklarını kimse duymadı. Ey Azrail, ey ölüm meleği, neredesin? Gel, canımı al, cennette ekmek var, karnımı doyurayım diyen, açlıktan kıvranan, açlıktan inleyen, açlıktan uyuyamayan o çocukların sesini bunca iletişim araçlarına rağmen koca dünyada kimse duymadı. Bir litre petrol uğruna hiçe sayılan canlar, tarumar edilen beldeler, yıkılan yakılan koca bir dünya. Deniz sahillerine, deniz kıyılarına vuran o cansız bedenlerin, o bir yaşındaki çocukların halini kimse görmedi, görmek istemedi. İftar sofralarında Müslümanların başına yağan bombalar kimseyi ilgilendirmedi. O Doğu Türkistan'da anaların feryadını kimse duymadı. Anaların çığlıklarını kimse duymadı. O Doğu Türkistan'da şu mübarek Ramazan ayında dahi oruç tutan Müslümanların boyunlarına kokuşmuş köpek ve kedi leşleri asarak Müslümanları zor durumda bırakan, o çaresizlik içerisinde kıvranan o Müslümanların sesine kimse kulak vermedi. O komünist Çin zulmüne dünya sessiz kaldı. Kendi istikballar için, kendi gelecekler için nice insanların istikbalini hiçe sayan zalimler. Ey insanlık, ne haldesiniz? Ne hale geldiniz? Sevgiyi, saygıyı körelttiniz. Fakiri, fukarayı görmezden geldiniz. Tabiri caizse şımardınız. Tabiri caizse gururlandınız. Hizmetinize sunulan dünyayı tahrip ettiniz. Kul hakkını gözetmediniz. Yetim hakkını gözetmediniz. Çaresizlerin sesini, feryadını duymadınız. Haramı helali tanımaz oldunuz. Yetimin, mazlumun, çaresizin hatırını sormaz oldunuz. Faizden, rüşvetten, kul hakkından beslenir oldunuz. Dünya bu kadar acıyı, bu kadar yarayı, bu kadar günahı nasıl taşır? Hani Sultan-ı Şüera Necip Fazıl der ya, ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? Dünya bu zulmü kaldıramaz oldu. Dünyamızın içi feryatla, çığlıklarla doldu. Günah, isyan, yalan, dolan, riya, şirk, küfürle doldu. Dünyamız patlamak üzere olan bir balona adeta dönüştü. Bütün bunları kim yaptı? Bütün bu olumsuzlukları kim yaptı? Bu düzeni kim bozdu? Bu fakirlerin, kimsesizlerin, mazlumların çığlıklarının arşa dayanmasına kim sebep oldu?
Bütün bu dünyayı yaşanmaz hale kim getirdi? Dünyayı da insanı da yoktan var eden yüce Allah buyurur ki: Kelle innel insane leyedga. Hayır hayır, insan azar diyor Allah Celle Celaluhu. İnsan azdı azdı, insanlık azdı. İnsan neden azar ki? Niçin azar insan, neden? Yüce Allah buyuruyor ki: Er-ustağna. Kendini müstağni gördüğünde, ben bana yeterim dediğinde, benim gücüm var, benim imkanım var, benim tekneyim var, benim teknolojim var diye şımardığında, mevki makamın, şanın, şöhretin, zenginliğin verdiği ihtiyaçsızlık insanı azdırıyor. İdealleri yok ediyor, hedefi yok ediyor, amacı yok ediyor, yanlış yollara, isyana, kibre, gurura sevk ediyor. Kendisinden başkasını düşünemez hale getiriyor. Adeta itikatları sarsıyor. İnsan kural tanımaz hale geliyor ve nimete nankörlüğe sürükleniyor. İhtiyatsızlıkla birlikte tatminsizlik baş gösteriyor. Ve rahat etmek, tatmin olmak için içkiye yöneliyor. Uyuşturucuya yöneliyor. Haksızlığa yöneliyor. Rüşvete yöneliyor. Adam kandırmaya, aldatmaya yöneliyor. Neden? Er-ustağna. İnsan ihtiyatsız olunca elbette azıyor. Acizliğini bilmeyince, çaresizliğini hissetmeyince insan azıyor. Kendisinin güç ve imkan kabiliyetlerle yeterli donanıma sahip olduğunu, vahyin ve Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacı olmadığını ileri sürerek insan azıyor. Azan insan düzeni bozdu, dengeleri alt üst etti. Koca dünyanın bu isyanı, bu günahı, bu kürü kaldıramadığı patlaması artık an meselesiydi. Bu kadar çığlığın karşısında, bu kadar isyanın karşısında, mazlumların, çaresizlerin, kimsesizlerin sesinin duyulmadığı şu dünyada, sonunda gözde görünmeyen bir virüs, adına Covid-19, yani koronavirüs dedikleri bir mikrop, bir iğne gibi o pis kokan, içi cerahat dolu dünya dediğimiz koca bola balona battı ve dünya durdu. Devletler kapılarını kapattı. İlişkiler durdu. Hatta dağılma noktasına geldiler. Çaresiz kaldılar. Aciz kaldılar. Ey Amerika, ey Avrupa, hani ne oldu süper gücünüz? Hani ne oldu her şeye gücünüzün yettiği iddiasındaydınız? Hani ne oldu? Dünyayı sömürmekten, dünyayı kemirmekten, mazlumlar ezmekten, mazlumlar inletmekten keyif alan zavallılar, firavunların, nemrutların, Ebu Cehillerin tüm özelliklerini taşıyan kan emici vampirler, hani her şeyi bilirdiniz, gücünüz her şeye yeterdi, yahu sahiden ne oldu size? Bütün zorbalığınıza rağmen yaşanan mini minnacık bir musibet karşısında, ufacık bir mikrop karşısında elleriniz ayaklarınız birbirine dolaştı. Nutkunuz tutuldu, sesiniz soluğunuz kesildi. Ne oldu size böyle? Asıp kesiyordunuz. Sesiniz dünyanın her tarafında değil, uzayda dahi duyuluyordu. Hani dünya yetmedi, Mars'a gidecektiniz, Mars'a yerleşecektiniz, farklı gezegenlere gidecektiniz. Ne oldu? Sus pus oldunuz, aciz kaldınız ve siz bir hiçmişsiniz, hiç. Yaslandığınız güçlerin acizliği içinde tebellenmeye başladınız ve topyekün korkuya, paniğe ve gözle görünmeyen bir mikroba teslim oldunuz. Kendini süper güç gören sanan, süper güç gören, dünyaya meydan okuyanlar, şapkanız düştü, keliniz görüldü değil mi?
Hani nerede o teknolojik silahlarınız, kimyasallarınız, uçak savarlarınız, o bombalarınız, o Patriot füzeleriniz nerede, ne oldu? Basın düğmeye, hepsi bir el hareketine bakardı. Hani menziliniz şaşmazdı, 12'den vururdunuz hedefleri. Hadi davranın, hadi tez olun, vurun, gözle görülmeyen virüsü yok edin hadi. Lakin küçücük bir virüse mağlup oldunuz. Ey mağrur Amerika, benden habersiz bir sinek dahi uçamaz diyordun ya. Ben her şeyi duyarım görürdüm diyordun ya. Ey Avrupa, her şeye gücünüz yeterdi ya. İşte boyanız döküldü, keliniz göründü, acizsiniz, çaresiz kaldınız ufacık bir virüs karşısında. O halde haddinizi bilin. Hani derler ya, cahilsin, okursun, gerisin ilerlersin. Adam yok yetiştirirsin, paran yok kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi nedir? Yani et kokarsa tuzlarsınız, ya tuz kokarsa ne yaparsınız? Tuzun koktuğu şu fani dünyada, adaletin kağıt üzerinde olduğu, hak ve hukukun tanınmadığı şu gurbet yurdunda, sizsiz olun da kimsenin saçına ak olmayın, kimsenin gönlüne yük olmayın, kimsenin kalbine yara olmayın, kimsenin sırtına kambur olmayın, kimsenin yarasına tuz basmayın. İşte gelinen nokta, dünyaya sığmayanlar. Görüyorsunuz ya, hayat sığarmış ufacık bir eve. Hani kainata sığmıyorduk ya, hani dünyanın onca genişliğine rağmen dünya dar geliyordu ya. İşte şimdi 100 metrekareye sığdım. İşte bir gün gelecek ki evet, köşke saraya sığmayanlar, ufacık bir metrekare mezara sığacaksın. Ufacık dar kabre gireceksin ve bu kaçınılmaz sona kimsen bani olamayacak. İşte bütün bu olup bitenlere baktığımızda, insan çaresizsin ey insan, acizsin insan. Amına buna rağmen kalkıp da baş kaldırıyorsun Yaradan'a. Tanımıyorsun Allah'ı, tanımıyorsun, bilmiyorsun yüce kudret ve kuvvet sahibin gücünü. İşte bir virüs karşısında aciz kaldınız, çaresiz kaldınız. Siz bir hiçsiniz hiç. Kella innel insane le yadga erraha ustağına. Hayır hayır, insan azar, kendini yeterli görünce azar, ben bana yeterim zannettiği zaman azar. Halbuki sen acizsin, uyku gözüne geldiğinde göz kapaklarına dahi sahip olamıyorsun. Yediğini içini dışarıya çıkarma ihtiyacı geldiği zaman ona mani olamıyorsun. Acizsin kudret karşısında, kuvvet karşısında. O zaman gel de teslim ol Allah'ın gücüne, gel teslim ol Allah'ın kudret ve kuvvetine. Boyun bük yüce Yaradan'a, sana takdir edilen şu ömrünü onun razı olacağı istikamette geçirmeye gayret et. Biter, her şey biter, her şey, her şey biter. Gece bahara döndüğü gibi, kış gece sabaha döndüğü gibi, kış bahara döndüğü gibi, elbette bu dünyada bir gün ahirete dönecektir. Elbette bu hayat bir gün bitecektir ve hayatı var edenin karşısına çıkacağız. Hayatı var eden huzuruna varacağız ve yaptıklarımızdan tek tek bizi hesaba çekecek. Tek tek hesap vermek zorunda kalacağız. Ya Rabbi, ömür bir gün muhakkak bitecek ve bir sonsuzluk başlayacak. Bizi insanlara hayrı dokunmuşlardan eyle Ya Rabbi.
Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu gibi, bin kez mazlum olsan da bir kez zalim olma diyen yiğidin beyanı ile Rabbim bizi şer ehli eyleme ya Rabbi. Bu dünyada yapılanların muhakkak karşılığının olacağı bir gerçektir. O hakikati bize unutturma ya Rabbi. Şu gurbet yurdumda rızan istikametinde ter dökmeyi, gayret etmeyi sen bizlere nasip eyle. Bizlere isabet eden bu musibetten bizleri halas eyle. Ümmeti Muhammed'e sen yardım eyle. Coğrafyamıza kısa zamanda rahmetini, mağfiretini lütfeyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e dirlik, birlik, kardeşlik şuuru nasip eyle. Ahir vakıbetimizi hayreyle. Bizlere iman selameti lütfeyle.